Ruşen, bir de şunu eklemek istiyorum. Şimdi Rusya aslında inanılmaz akıllıca bir hamle yaptı. Yani Türkiye'ye dedi ki, tamam Fırat Kalkanı operasyonuna tamam diyorum. Sen gir, o sınırdaki o IŞİD bandını ele geçir. Zaten yıllardır Rusya bunu istiyordu. Türkiye biliyorsun Rusya'nın da radikal o salafi hareketlere karşı bir yumuşak karnı var. Yani kendi arka bahçesinde bu tür salafi hareketlerin palazlanmasından endişe ediyor. O yüzden çok ciddi bir endişesi vardı buna dair. Dolayısıyla Türkiye'ye dedi ki tamam sen gir, bunu temizle. Nitekim Türkiye girdi. O işte sınır ele geçirildi. IŞİD'in elinden ele geçirildi. Ve IŞİD'in hareket kabiliyeti zayıfladı. Bu Rusya'nın önemli önceliklerinden bir tanesiydi. Yani bir anlamda Türkiye Rusya'nın önceliklerinden birini yerine getirmiş oldu. Karşılığında Türkiye düşündü ki, ha bu arada ben güneye de ilerlerim, Elbap'ı da alırım, Kürtleri de sekteye uğratırım, aynı zamanda işte Suriyeli muhaliflerinin de önünü açarım. Bunun hiçbiri olmadı. Çünkü bütün bunlar olurken, Fırat Kalkanı harekatı devam ederken, Türk medyası sürekli Rusya ve Türkiye anlaştı. Bu haberleri yaparken Rusya diğer taraftan Halep'i vurmaya devam etti ve Türkiye'nin hiç sesi çıkmadı. Rusya Halep'i vurmaya devam ederek, şimdi Halep düşerse Türkiye'nin istediği hiçbir şey olmayacak. Elbap da tehlikeye girecek. Diyordu ki Erdoğan, Elbap'ı da alırız, Membici de alırız, Membici de alamayacak. Rakka'ya da ilerleriz, bu da olmayacak. Dolayısıyla Halep düştüğü an Türkiye'nin Suriye politikası, yani Elbap'ı kontrol etme, işte Membiç'teki PYD güçlerini çıkarma, Rakka'ya ilerleme vesaire, bütün bunlar tehlikeye gireceği gibi bunca yıldır Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalifler çok ciddi bir darbe yemiş olacaklar. Dolayısıyla burada Rusya inanılmaz bir kazanım elde etmiş durumda Türkiye eliyle. Yani Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu aslında Rusya'ya da inanılmaz bir hizmet verdi.